Rüyada açlık hissini görmek, aç bir halde kendini görmek ya da acıkmış birini görmek ne anlamlara gelir? Bunlardan bahsedeceğiz. Molla Cami'ye göre rüyada hissedilen açlık, korku ve geçim sıkıntısına işaret eder. Açlık hissini böyle yaşadığını rüyada görmek, insanın bir takım korkular, bir takım maddi sıkıntılar, geçim sıkıntıları yaşayacağına işarettir. Açlık, malın gitmesine ve o hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyil ve rağbetindeki hırs göstereni işaret eder. Kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığı işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlık oruca işarettir. Açlık kıtlığa, efendim fakirliğe, bazen de takvaya, zikre ve şükre işaret eder. Yani bazı tabiriciler kıtlık ve fakirlik derken, bazı tabiriciler de zikir, şükür, takva gibi güzelliklere işaret olduğunu ifade ederler. Bazıları rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder dediler. Bazıları da rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan daha hayırlıdır diyorlar. Yani rüyada acıkmış olduğunu görmek, tok olduğunu görmekten daha evladır. Veya çok susadığını görmek, rüyada suya kandığını görmekten daha evladır. Diyanet tabirlerine baktığımızda rüyada açlık görülmesi ihtirasla yorumlanır. Rüyasında aç olduğundan dolayı bir lokantaya girmek istediğini görmek, almak istediği birçok şeyler olduğu halde parasının olmaması nedeniyle alamadığına, alamayacağına delalet eder. Evli bir kimsenin rüyasında aç olduğunu görmesi zengin olacağı şeklinde tabir edilir. Cabirul Mağribi'nin yorumu var açlıkla ilgili. Diyor ki rüyasında karnı aç olup iyi bir yemek yemekten, iştahla iyi bir yemekten yediğini gören kimse günahlarından dolayı tevbe etmelidir. Eğer rüya sahibinin yediği yemek iyi değil ise günahlarından dolayı yapmış olduğu tevbesinin kabul olmadığına delalet eder. Cafer-i Sadık rüyada açlık görülmesi dört şekilde tabir edilir diyor. Rüyada açlık görülmesi dört şekilde tabir edilir. Bu açlığın işaret ettiği dört madde hayır, hırs, günah, tamah. Yani böyle ikaz lambası gibi düşünülebilir bu rüya. İkaz ışıkları yanıyor. Dikkat et, kendine gel, kendine çeki düzen ver gibi anlayabiliriz Cafer-i Sadık'ın bu yorumuna göre sevgili kardeşlerim. İmam Nablusi'ye göre ki rüya tabirlerine Nablusi'nin yorumları çok önemlidir. Rüyada hissedilen açlık kocasından ayrıldığına matem tutup ziynetini terk eden kadının elbisesine işarettir. Korku ve küfre, geçim sıkıntısına işarettir. Açlık, malının gitmesine ve o hissettiği açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve
dünyaya meyli ve rağbetindeki harisliğe, yani ihtirasa işaret eder. Bazıları da rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder. Fakat bunda haris olur dediler. Çok ısrarcı, böyle gözü aç mı derler. Her şeyi isteyen falan. Bazıları da kardeşlerim, bazı tabirciler diyorlar ki rüyada hissedilen açlık tokluktan hayırlıdır. Rüyada görülen susuzluk, rüyada susadığını görmek, suya kanmaktan hayırlıdır diyorlar. Ya rüyasında kendisinin böyle uzun uzadıya acıktığını görse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve acıktığı miktarca mala sahip olur. Açlık kendisinde hayır olmayan bir kimseye sohbet etmeye, zayıflığa delalet eder. Bir kimsenin kendisini rüyasında acıkmış görmesi, kocasından ayrıldığına üzülen, bundan dolayı da yas tutan, süslenmeyi terk eden kadına, o kadının elbiselerine işaret eder. Korkuya işaret eder. Ve daha da önemlisini söyleyeyim, imandan çıkıp küfre girmeye, ya geçim sıkıntısına işaret eder. Rüyada mesela çok acıktığını hisseden bir kişi, o çokluk var ya, o çokluğun derecesinde dünyaya rağbetindeki harisliğe delalet eder. Ya işte, yani nimete rağbet etmek, nimete kavuşmak güzel ama haris olmak, çok böyle hırslı olmak, ihtiras sahibi olmak sevgili kardeşlerim. Çok acıktığını gören fakirlikten sonra zenginliğe kavuşur. Ama işte o hırs burada çok önemli. Bu acıkma rüyasında, bu başlıkta bu hırs çok önemli kardeşlerim. Açlık bazen de böyle ibadet, dua, zikir, şükür gibi şeylere de delalet eder kardeşlerim. Kendisinde mevcut olan bir derdi atmış, ondan kurtulmuş demektir. Rüyasında diyor kendini acıkmış gören kişi. Salimiye göre rüyada karnının acıkması yeni bir işe ve yeni bir servete kavuşmak anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala gördüğümüz rüyalarımızı hayırlara çıkarsın, hayra çıkarsın. İnşallah hakkımızda hayırlı ve mübarek etsin. Eğer gördüğümüz rüya bizim için hayırlı değilse, o zaman da şöyle dua ederiz. Ya Rabbi sen bu rüya benim için eğer hayırlı değilse, ya Rabbi sen bu rüyayı hayırlara döndür. Allah'ım hayırlara çevir ya Rabbi diye dua ederiz can kardeşlerim.